Yani var gerçekten. kadar kolay olur mu? Evet. Yani e, Amerika faktörü var fakat Amerika şu anda e, benim kendi kanaatim orayı vermeyi ister. Neden Hı. vermeyi ister? E, Aynel Arap dediğimiz yani kendilerinin Kobani adlandırdığı ama Aynel Arap diye dediğimiz şu bölge var bakın. Asıl burası bizim sınırımız şu an sıfır noktada. Evet. Biz burayı da istiyoruz aslında. Yani şurayı birleştirmek istiyoruz. Mümbiş'ten sonra şurayı da alıp birleştirmek istiyoruz. Yani birleştirdiğimiz zaman terörüz kendi sınırımıza tamamen aşağıya atmış olacağız. Münbiş benim kendi kanaatim %100 alınacak. Çünkü onunla ilgili bir hazırlık var. Çok ciddi bir hazırlık var. ABD istese de istemese de oradan çekilecek. Ama asıl benim kendi kanaatim aynı Arap dediğimiz bölgede olacak. Yani o bölgeyi de Türkiye büyük ihtimalle terörden arındıracak. Bu bir şekilde ABD ile anlaşmayla olacak belki veya anlaşma olmadan muhaliflerin girmesiyle olacak. Ama Münbiçten sonra Kobani'nin orada yani Aynen Arap dediğimiz bölgenin orada durması bizim için yine tehlikenin devam ettiği anlamına geliyor. E kamışlı da var. O yüzden var. kamışlı biraz daha şey, eee sınıra yakın ve kentsel bir yerleşim alanı. O yüzden buradan bir şey gelmiyor. Yani burada sivillerin arasında bir şey yapamıyorlar. Ama burası direkt bizim tarafa saldırı yapıldıkları tünellerin olduğu bildiğimiz birçok şey var e, burada. zaten tel rufatta da biliyorsun birçok tünel çıktı. E tabii ki tabii ki tel rufat bizim için çok büyük sıkıntıydı tel rufatı bitirmek bizim için büyük bir rahatlık oldu. Aslında e, Halep'in muhalifler tarafından ele geçirilmesi, işte şimdi evet. Hama'ya girdiler, M4, M5 karayolunun alınması, Serakip'in ele geçirilmesi e, kuzeyde olan teröristlere de bir anlamda e, onların da ikmal lojistik yollarında kesmiş oldu mu? Kesmiş oldu ama şöyle bir şey, şu harita sizi aldatmasın. Bakın şuralar Suriye gibi duruyor ya, hmm. buraların çoğu boş alan. Yani buralarda çok fazla bir şey yok. Şuralarda hol denen bir bölge var. Bu e, bu arada bunu hemen izleyicilerimize söyleyeyim. Mi? Şu renkler Daş'in olduğu noktaları gösteriyor. Yani Daş bazı noktalarda etkin gibi duruyor. Değil, değil. Hemen onu anlatalım neden Daş e, renkleri var burada. Buralarda Daşlıların tutulduğu kamplar var. Yani Amerikanın ve PKK-YPG'nin kurmuş olduğu bir takım kamplar var. Orada binlerce Daşlı biliyorsunuz gözaltına alındı, tutuklandı, esir alındı. Bunlar burada tutuluyor. Hol kampı var. Diğer bir tane e, yeniden hayata kazandırma, özellikle DAEŞ'lilerin çocuklarının tutulduğu yerler var. E, DAEŞ'lilerin, kadınların ayrı tutulduğu bölüm, bölümler var. O yüzden bu bölgeler aslında PKK, PYD'nin evet. ve e, Amerika'nın kontrolündeki hapishaneler. O açık zaman hapishane süremizin geldi. sonuna gelmişiz Felemez ama sana son bir soru sormak istiyorum. Esat evet. şu anda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la masaya oturmadığına pişman mıdır? Hala böyle bir fırsat var mıdır? Çünkü Bahçeli'nin e, açıklamasını hatırlayalım. Bize göre hala vakit geç değildir diyor. Bu iş masada mı çözülecek? Yani masada çözülecek. E, en nihayetinde masa gelecek. Tabii ki masa gelecek ama e, şu an sadece söylenti var. Esad'ın çok fazla istediği vesaire bize de bir takım bilgiler geliyor bu noktada. Hı hı. Ama öyle bir noktaya gidiyoruz ki muhalifler o kadar hızlı ilerliyor ki. Masa gelmeden Esad istifa edebilir. Benim bir de öyle bir öngörüm var. Yani Esad artık masaya oturmayabilir. Şöyle oturmayabilir artık ben çekiliyorum. Kaçabileceği de konuşuluyor. Yani Rusya'ya gider. Bu Şu anda gidebileceği tek yer Rusya. Çünkü eşi evet. orada hala kanser tedavisi Peki. geliyor. Çocukları orada. Oraya geçebilir ama dediğimiz gibi Esadsız bir pazarlık masası da oluşabilir Suriye'de. Evet 8 günde geldiğimiz nokta evet. bu. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Felemez Doğan katkıların için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok Efendim, sağ olun.